24 ekranlarından hepinize ak saygılar, mükerrer sevgiler efendim. Uluslararası toplumun siyasi ve ekonomik haritasında hızla değişiklikler oluyor. Küresel dengeler nasıl değişiyor? Hangi parametrelere göre değişiyor? Bütün bunları konuşacağız ama önce bu hafta neler oldu isterseniz bir göz atalım. Macron'un biliyorsunuz emeklilik yaşını 64'e çıkaran bir yasa tasarısı vardı. Kabul edildi. Sokaklar kan gölüne döndü. Biliyorsunuz bu arada Macron bu Çin'le ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmek için ve bu konuda hakikaten çalışıyor da Çin'e gitmişti. Zaten başka çaresi de yok. Ülkesindeki manzaralar korkunç. En son yine hatırlarsınız bu devlet dairelerinin önüne ölü fareleri atmışlardı. Dolayısıyla Macron'un dönüşte yaptığı açıklamalar, Çin dönüşü yaptığı açıklamalar oldukça ilginçti. Dahası şimdi sıkı durun, Macron yaşların ve ölümcül hastaların kendi istekleriyle ya da gerektiğinde doktor tavsiyesiyle öldürülmesini öngören yasayı bu yaz meclise sunacakmış. La havle, ne dersiniz? Emeklerine para bulamayan Macron çareyi onları yasal olarak ortadan kaldırmakta mı buluyor? Korkunç bir şey bu. Rus Pasifik filosunun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiği açıklandı. Bu arada Çin, Rusya ve Ukrayna savaşında her iki tarafa da asla silah vermeyeceğini açıkladı ama Çin Devlet Başkanı'nın arkasından Savunma Bakanı da, Çin Savunma Bakanı da Rusya'ya gidiyor. Yani Ukrayna taarruzu, beklenen Ukrayna taarruzu başlamadan kritik gelişmelere hazır olmakta fayda var gibi duruyor. ABD uçak gemisini Suriye'ye, nükleer denizaltısını Güney Kıbrıs Rum kesimine, füzeli denizaltıları da Basra Körfezi'ne gönderdi. Zamanlama çok ilginç çünkü denizaltılar Rusya, Çin ve İran'ın Körfez'de ortak tatbikat sırasında gönderilmiş oldu. Basına sızan gizli Pentagon bilgilerin faili bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Japonya Başbakanı'na bir suikast girişimi oldu. Avusturya Putin gelirse tutuklarız dedi. Dönelim içeri. İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm bunları konuşacağız konuklarımla, çok değerli konuklarımla. İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Sağ olun. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi sevgili dostum Profesör Doktor Vişne Korkmaz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi dünyadaki en büyük tehdit Murat hocam, ekonomik tehdit, bunu konuşacağız ama öncelikle şu yarın açılacak finans merkezine küçücük bir değinin. Tabii. Ondan sonra devam edelim. Ben de tekrar en içten selam ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi tabii enteresan bir nokta. Bugün epey ekopolitik pencereden değerli hocamla beraber bir ufuk turu yapacağız. Ama ben sizi dinlerken açılışta benim nefesim kesildi. Yani çok enteresan, hızlı gelişmeler. Doğrudur. Yani tarihin belli dönemlerinde böyle gelişmeler olabilir ve bunların tabii önemli olan birbirleriyle irtibatlarının, rabıtalarının ortaya konulabilmesi. Ümit ederim bu konuda biz de elimizden geleni yapacağız. Şimdi ama güzel bir söz var biliyorsunuz, benim de sevdiğim. Önce can sonra canan derler. Önce Türkiye'deki gelişmelere bakalım. İstanbul'un finans merkezi olma meselesi aslında 12 yıldır projelendirilmiş haliyle devam eden bir atılım. Dolayısıyla bu gelinen nokta yarın somut bir ilerleme kaydediliyor ve ilk defa fiziki olarak kamu bankaları öncülüğünde orada işlerlik kazanan, hayata geçen bir finans merkezi göreceğiz. İstanbul tabii dünyanın payitahtlarından bir tanesi, dünyanın en büyük başkentlerinden bir tanesi. Dünya tarihinde ve geleceğinde İstanbul'un yeri elbette yadsınamaz. Uzunca bir süre evvel merkez ülke olma iddiasındaki Türkiye, İstanbul'u da ekonomik bir merkez haline getirmeye karar vermişti. Ve bu konuda da elbette pek çok başka örnek de var. Her ne kadar yerleşik bu sistemin yerleşik merkezler arasında New York ve Londra ön plana çıkıyorsa son dönemlerde
Dubai gibi, Singapur gibi, Hong Kong gibi alternatif merkezlerinde olduğu son 35-40 yıl içerisinde görülmüştü. Bu çerçevede İstanbul'un da çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Hayırlı olsun. Böylece epey uzun süren bir projeden sonra ilk defa kuvveden fiile geçilmiş olunuyor. Tabii istenen tablo en kısa zamanda öngörülebilir bir gelecekte sadece kamu bankalarına değil ve fakat diğer finans oyuncularının yerleştiği ve orada işlerlik kazanmış bir finans merkezi piyasası yolu açık olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Böylece hayallerden projelere doğru önemli bir adım atılmış oluyor. Hocam şimdi dünyada finansal ilişkilere yön verme savaşı olduğu artık açık açık. Hani siz değerli hocalarım tarafından da zaten defalarca söyledi. Herkes bu arada pozisyonunu alıyor bu konuda. Şu an ben şöyle bir baktım. Mesela Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika yeni bir para birimine geçtiğini açıklamış. Pakistan ve Hindistan çip para kullanacağız demiş. Brezilya Merkez Bankası Yuan ikinci rezerv demiş. Euro'yu geçti demiş. Mesela bu arada bankalar batıyor. Fransa'da çok önemli 4 bankaya vergi kaçırıyorlar diye hükümet baskın yaptı biliyorsunuz. Avrupa aç. Grev dalgası sürüyor. Suudi Arabistan bile özel statüyle Şangay'a katıldı. 4'e bölünmüş İngiltere'nin ekonomisi çok zor durumda. Almanya perişan. Dolardan kaçış ortada. Macron'un sonra konuşacağız değerli hocamla da. Çin dönüşü açıklamaları bir şok etkisi yarattı. Tabii bütün bunların bir de sosyopolitik etkileri var. Uluslararası ilişkilere yansıması var. İşte adamlar mesela Ukrayna'ya artık yeter daha fazla yardım edemeyeceğiz falan da diyorlar. Ne dersiniz? Şimdi ben ekopolitik bacağı... Şöyle sormak istiyorum hocam. Dünyanın kuralları yeniden mi yazılıyor? Hı-hı. Yazılıyorsa bu yeni küresel ne demek? Nedir bu çok kutuplu dünya düzeni? Gerçekten böyle bir düzene ihtiyaç var mı? Bu düzeni Çin ve Rusya mı? Evet. Yazıyor. Şöyle şimdi, bir başlayalım. Tabii insanlık tarihi aslında bu türlü çeşitli mücadelelerin farklı platformlarda ve farklı metotlarla yürütülmesinden ibarettir. Yani insanlık tarihinin hiçbir döneminde kendi mevcut şartları çerçevesinde değerlendirmek ve o dönemin teknolojisi, o dönemin standart prosedürleri veya o dönemin müesses kurulu nizamı saklı kalmak kaydıyla böyle süt liman herkesin durumunu, pozisyonunu kabullendiği bir akış göremiyoruz. Tam tersine bir kere mevcut sistemin de facto veya farklı sebeplerle ortaya gelmiş bir müesses nizam var. Şimdiki müesses nizam 1944 yılında henüz daha savaş bitmeden ama en son büyük paylaşım savaşının galibi belli olduktan sonra Bretton Woods anlaşmasıyla ortaya koyulan eko finansal sistemin devam etmesi. Demek ki yaklaşık birkaç 80 sene mi oluyor? 80 senelik bir düzen. Bu düzenle ilgili olarak tabii memnun olanlar, memnun olmayanlar var. Bu sistem, bütün sistem mantığı gereği elbette olduğu gibi, kurulduğu gibi, hayal edildiği gibi, dizayn edildiği gibi kalmadı ama bu çerçevede eko finansal sistemin ana karakteristiği kapitalist olması. Kapitalist sistemlerin en önemli faziletlerinden bir tanesi, düşmanlarını da belki kahreden mesele bu. O da şu bakımdan söylüyorum. Kapitalizm elbette birçok eşitsizliğe, birçok adaletsizliğe, birçok kayırmacılığa, birçok kaynak sömürüsüne vesaireye yol açıyor. Bu tartışılmaz bir gerçek. Ama netice itibariyle şöyle bir gücü veya şöyle içerisinden gelen bir dinamiği var. Şöyle bir kendince tırnak içinde fazileti var. Fazileti genel geçer anlamda kullanıyorum. Moral anlamda kullanmıyorum. Kendi ortaya koyduğu kirli çamaşırları gene kendisinin ortaya koyduğu ve jenere ettiği kavramlarla yıkıyor. Ve üstelik bunu yıkayıp temizlerken bunun karşılığında para da kazanıyor. İşte görüyoruz en çok izlenen diziler, skandallar. En çok takip edilen kitaplar, şu sızıntıları, bu sızıntıları, yok Panama kağıtları, bilmem ne şeyleri, şunlar bunlar. Bunların hepsi kapitalizmin aslında o romantik sol düşüncenin veya azgın sol düşüncenin her renginde veya bunun dışında kalanların, üçüncü dünyacıların, beşinci dünyacıların, şucuların veya bucuların hayal ettikleri, yazdıkları, işte bu kış tamam, inşallah bu sezonu göremez dedikleri halde ayakta kalmaya devam ediyor. Bu arada tabii kayıplar veriliyor. Örneğin Venezuela burun üstü düşüyor. Biraz filmi geriye çekelim. Japonya teknolojide yeniyor ama burun üstü finansmandan gene düşüyor. Hala toparlanamadı. 70'li yıllara biraz daha fragmanı geriye doğru saralım.
diyorlar ki ya biz Amerika olarak tamam hani sizleri kurtardık bu Nazi zulmünden falan ama yani netice itibariyle bu dünyanın yükünü de biz sırtımızda taşıyamayız. Rezerv paranın karşılığını ben tutmak zorunda değilim. Ben rezerv paranın karşılığını kaldırıyorum kardeşim diyor ve herkes de eyvallah demek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bugün bahar toplantılarını yeni tamamlayan Dünya Bankası ile IMF dün kurulmadı. 1944 yılında kuruldu. Bretton Woods'ta kuruldu. Ha ne oluyor? Alacaklının jandarması olan IMF bir takım imaj operasyonları geçiriyor. Başına Bulgaristan'dan bir hanımefendiyi getiriyorlar. Dünya Ticaret Örgütü'nün başına Nijerya'dan bir hanımefendiyi getiriyorlar. Jargon değişiyor, fonksiyon gene değişmiyor. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Üstelik mesela ne oluyor? İşte etik, kapitalizm ahlakı, sosyal pazarlama, çevrenin korunması, sıfır karbon vesaire gibi sistemin kendi içinden yükselmiş değerler de oluyor. COP zirvesi oluyor Kahire'de 450 tane fosil yakıt şirketi orada boy gösteriyor. Sponsorlar arasına giriyor. Yani eskiden normal masa üzerinde baktığınızda tenakuz olması gereken şeyler bir arada yaşıyor. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Anlaşılıyor ki büyük bir paylaşım savaşı olmadan, benzer geniş çaplı bir savaş olmadan mevcut rejimin değişmesi ve kalıcı bir şekilde değişmesi mümkün değil. Yani kalıcı değişim şu, Birleşmiş Milletler var, yerine yeni bir organizasyon kurulması lazım. Dünya Bankası IMF var, yerine ne koyulacak? Bunlar galiplerin ancak dikte edebildikleri unsurlardır. O bakımdan jockeying for position dediğimiz, hemen hep sıklıkla kullandığımız bir kavram. Bu pilav daha çok su kaldırır, bu değişik pozisyonlanmalar hocam, vesaireler devam eder. Bu güç değişim savaşında hani Rusya ve Çin'i çok konuşuyoruz ya, mesela kapitalist sistem üzerinden açıkladınız. Rusya ve Çin'in kapitalist sistemden uzak bir sistem midir şu anda? Hayır, hayır. Değil mi? Değil hayır. Mi? Bu kapitalizm sadece bir araçtır. Önemli olan bunu her zaman söylüyoruz biliyorsunuz. Yani eskiden daha farklı bir sistemdeydi ama şimdi tamamen her ikisi de kapitalist sistem içindeler. Kontrol bir soru sorayım. Tabii bunun tartışması çok uzun sürer ama Çin Komünist Partisi, Komünist Partisi olarak mı iş görüyor? Yani bütün iş hayatı Çin Komünist Partisi'nin denetiminde. Komünistler ne zamandan beri kim batacak, kim çıkacak, kim ne kadar kredi alacak veriyorlar. Bütün mesele şudur. Sovyet sisteminde de böyleydi. Ülkeler kendi emperyal amaçlarını, büyük ülkülerini, kızıl elmalarını gerçekleştirmek için farklı vasıtalar kullanırlar. Rus milliyetçiliğinin vasalı bir dönem Sovyet sistemiydi. Han milliyetçiliğinin vasalı Çin Komünist Partisi'dir. Farsi belki emperyal girişimlerinin vasalı şimdiki rejimdir. Dolayısıyla bunlara pragmatik şekilde bakmak durumundayız. Ve hal böyle olunca o zaman dünyadaki gelişmeleri okurken biraz daha gerçekçi olmakta fayda var. Çünkü hocamın tabii konusu ona haddimi bilirim ama yani çok meşhur bir şey var biliyorsunuz. Yani uluslararası şeyde hep real politika, acımasız gerçekler, büyük devletlerle beraber olmak aslanla yatağa girmeye benzer falan gibi. Rahmetli İnönü'ye atfedilen ama tahmin etmiyorum bu çok orijinal bir kaynak olduğunu. Böyle değişik sözler var ama yani netice itibariyle bakıldığında bütün sistemler, bütün idealler, bütün ülkeler bu geniş plan içerisinde değerlendirilebilir. Dün Konfüçyus'a metiye düzenler. Bugün Konfüçyus'u kaybetmeden komünizmin faziletleri üzerine konuşabilirler. Unutmayın Davos zirvesinde Trump olmadığı için açılış konuşmasını öz be öz komünist, öz hakiki komünist olan ve dünyanın en fazla sayıda üyesine sahip Komünist Partisi'nin genel sekreteri yani lideri olan Xi yapmıştı. Yani şimdi düşündüğümüz zaman oksimoron dediğimiz tenakuzlar, karşılıklar birbirleriyle karşı çıkıyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Uluslararası, yani yeni bir düzene ihtiyaç var mı yok mu şu anda yeni bir hocam? Düzene kimin tarafından baktığınıza göre. Amerika'ya göre yeni bir düzene ihtiyaç yok. Çünkü mevcut sistemde güç kimdeyse ve bunu da değişik şekillerde onun için söyledim. Soğuk Savaş üzerinden okudular. Sonra tek kutuplu dünya. Sonra değişik versiyonlar yaptılar. Çok kutuplu dünya derken neyi kastediyor çok Çin kutuplu, ve Rusya? Çok kutuplu dünya şu. Amerika'nın tek söz sahibi olmadığı dünya. Yoksa bu mevcut düzen değiştiğinde onlar da elbette yani şunu sorarlar. Hani bütün renkler kirlendi, birinciliği beyaza verdiler gibi. Kim başa geçmek istiyor? Çin açısından bakarsanız elbette Çin. Rusya açısından bakarsanız elbette Rusya. Ama mevcut suyun başındakinin durumunu sarsabilmek açısından şu anda işbirliği yapılıyor. Yani onun için bu
pozisyonlanma veya konumlara geçebilme durumu ortada. O bakımdan peki, Türkiye'nin... Bir şey daha sorayım hocam. Bu suyun başında hani duranın pozisyonu bozmak için ya da ABD yörüngesinden kurtulmak için mesela Suudi Arabistan vesaire gibi ülkeler. Mesela Çin'in bu barış sağlayıcı bir süper güç ya da her anlamda Amerika gibi yanlarında duran bir süper güç olmasını yani yeni abileri olarak görmek isterler mi? Eminler mi bu konuda? Hayır. Tamamıyla pragmatik bir yaklaşımla. Çünkü Han Hanedanı'nın, Han soyunun yüzlerce birkaç bin yıllık büyük ülkeleri var. Yani bugün dediğim gibi yani şeyi unutmayın. Hani çok daha geriye gidebiliriz. Bu saatler sürer bunu tartışmamız ama. Hani Cüceden ne demişti? Yani kedinin ne renkte olduğu önemli değil. Fareyi yakalasın önemli olan. Bakın ne yaptılar? Aldılar 40 yıl fason üretici ülke olmayı kabul ettiler. Şimdi diyorlar ki arkadaş bir dakika ya biz marka çıkaracağız diyorlar. Onun karşı mücadelesi devam ediyor. Tabii bütün bu kargaşa hayhu içerisinde Türkiye'nin merkez ülke olma politikası akılcıl bir politikadır. Şunu da unutmayın yani sadece bu şeyler Amerika Birleşik Devletleri niye büyük diye düşündüğünüz zaman işte savunmasıyla şu suyla bu suyla. Yani Amerika Birleşik Devletleri böyle 45-50 dakika içerisinde herhangi bir yere paraşütçü birliklerini indirebilecek bir kabiliyettedir. Dolayısıyla o işin bir tarafı ama dünyada biz modern dünyayı, modern kültürü, modern medeniyeti markalar ve meta üzerinden tanımlıyoruz. Maalesef böyle alternatifini sunmuyorlar. Ona baktığınız zaman dünyadaki markalara bakın. En az 300 küsür tanesi nereden çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bunun için güçlüdür ve Çin de benzer şekilde dünya markaları çıkartmadığı müddetçe, Rusya ekonomisinde çeşitlendirme sağlamadığı müddetçe Çin değişik açılımlarla önce rakibin dengesini bozup sonra o bozulan dengelerde veya boşaltılan alanlara kendine yer edinme stratejisini sürdürerek sonuç almaya çalışıyor. Ama enteresan bir şey yani şu anda hani oyun teorisinde güzel açılımlar vardır. Hani herkes bir numaralı şampiyona göre şeyini yapar. Birdenbire şampiyon dese ki ben çekiliyorum. O zaman oraya kim gelmek ister? O da bir farklı bir durum yani. Peki. Şimdi buradan virgülledim sonra tekrar başa alacağım hocam. Vişne hocam biliyorsunuz bu Putin-Şi zirvesi büyük yankı uyandırmıştı. Hatta bu masada da konuşmuştuk. Yeni hesaplaşmalara neden olabilir mi bu zirve filan diye. Şimdi dünyada sizce bu yaşanan sertleşmelerin nedeni Çin ve Rusya'nın bu güç dengesi oyunu mu? Eğer öyleyse... Bu geçmişin geleneksel varsayımlarını mesela bu oyun nasıl etkiler şunu demek istiyorum. Mesela artık ABD baskın bir küresel güç değildir demek mümkün mü? Çin bu yeni dünya düzeninde gerçekten dengeleyici bir unsur olabilir mi? Hani bir güç savaşı var evet bir güç değişim savaşı da var ama hani 40 katır mı 40 satır mı davasında ne tarafa dönmek gerektiğini ben çok net göremiyorum. Buyurun. Evet. Belki 40 katır ve 40 satır noktasında değiliz daha da o belki yüzden. Ve o noktada olunca zaten o öyle bir dayatma olunca mesela işte Postam gibi, Yalta gibi zaten 40 satır ve 40 katılı seçme durumunda kalanlara sormadılar bile. Kimin kaderine 40 katır düştüyse onu aldı, kimin kaderine 40 satır düştüyse onu aldı. Dolayısıyla ama daha Yalta ve Postam gibi bir durum yok. Olsaydı zaten biz Yalta ve Postam masasını görürdük yani veya ona hazırlık masalarını görürdük. Şimdi bir sürü kavram kullanıyoruz değil mi? Çok kutupluluk, dengeleme vesaire gibi ama bu kavramların altını tam olarak doldurmadan böyle üstten kullanıyoruz. O zaman da tablo zaten bulanık. Bulanık olan tablo daha da bulanıklaşıyor gibi. Ben bir geçiş döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Bu geçiş dönemi de çok kısa sürmeyecek. Yani 10 yılda bitmeyecek, 20 yılda belki bitmeyecek. Yani geçiş dönemi nedir? Mücadelenin kurallarının belirlendiği bir dönemdir. Ucunu da göremeyiz biz. Şimdi diyorsunuz ya yeni dünya düzenine ihtiyaç var mı yok mu? Şimdi düzenlerin belli amaçları var tabii. Sadece... ulusal düzenlerin, devletin vesairenin değil, uluslararası düzenlerin de belirli amaçları var. Nedir onlar? Şiddetin sınırlanması, yani şiddetin yokluğu değil. Çünkü şiddet olacak, savaş olacak ama onun belli bir noktada sınırlanması.
işte hem silahsızlanma anlaşmaları hem işte belirli konuların işte nedir o soykırımın yasaklanması vesaire vesaire bunların parçası olan bir şey var önümüzde, bir normatif durum var. O normatif durum havadan düşmedi çünkü insanoğlu çok kan döktü zaten tarihin bu aşamasına gelinceye kadar. Ama belli bir noktada rasyonelitemizi kullanarak belli bir düzen oluşturuyoruz kendimize, belirli amaçlar doğrultusunda. Refahın sağlanması, çünkü sadece beka değil, refaha da ihtiyaç duyuyor insanoğlu. Evet. Toplumlar daha iyi yaşama arzusuna da sahip oluyorlar. Onları gidermediğiniz veya umut vermediğiniz müddetçe her zaman bir revizyonizm tehdidi ortaya çıkabilir. Ve ahde vefa tabii ki, yani bir sürü anlaşmalar, işbirlikleri, şunlar bunlar yapıyor diyor. Bunların uyulup uyulmayacağının belirlenmesi lazım. Evet, uluslararası düzen bu fonksiyonlarını yerine getirmezse tabii ki onun yerine yeni bir düzen fikri ortaya çıkabilir, ama o fikrin amaçları, fonksiyonlarını, kurallarını, kurumlarını tanımlama süreci o kadar kolay değil. ve o kadar kolay da oluşmuyor o kurumlar, kurallar. Dolayısıyla sistemde bazen revizyonizm görünebilir. Bugün var sistemde revizyonizm. Büyük güçlerin hepsi kendi çaplarında farklı farklı noktalarda revizyonist bence. Amerika'da revizyonist, Rusya zaten çok, çok açık. Hani en kolayı Rusya'nın revizyonizmini tanımlamak. Çünkü işte toprakları, toprak bütünlüğüne karşı hareket etti. Ukrayna'nın sınırları değiştirme yönünde, hatta Ukrayna'nın varlığını tanımadan ortaya çıktı. Aynı Çin, şey Çin içinde geçer. Aynı şey Çin içinde geçer ama Çin'inkisi de biraz daha farklı. Çünkü kimseye saldırmadı. Yani henüz. Tayvan'a gireceğim diyor 2024'te. Ama şimdi girip girmeyeceğini bilmiyoruz. Yani çünkü girip girmemesi meselesi Amerikan caydırıcılığıyla da ilgili orada. Yani dolayısıyla Amerikan caydırıcılığının orada işlememesi ya da aynı Ukrayna'da olduğu gibi Amerikan caydırıcılığının verilmemesi gerekiyor. Ukrayna'dakiyle aynı örnek değil. Hani parantez açarak bunu söylüyorum. Çünkü Tayvan'da Amerika Tayvan'a yönelik olarak stratejik belirsizlik politikası güdüyor. Evet. Ama aslında bir caydırıcılık veriyor. Yani hepimiz bunu biliyoruz. Bunu vermemesi ve işletmemesi demek Pasifik'teki Amerikan hegemonyasını tartışmalı hale getirir. Pasifik'te Amerikan hegemonyası tartışmalı hale gelirse, yani sistemde Amerikan hegemonyası tartışmalı hale gelir. Çin'le Amerika Pasifik'te çok yakın oldukları için aslında rekabetleri daha şiddetlenebilir bir noktada. Yani oradaki paylaşım meselesi ciddi bir mesele. Çin şu anlamda revizyonist olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemi değiştirmeden, ben Çin'in sistemi çok değiştirmek istediğini düşünmeyenlerdenim. Ekonomi değil tabii ki branşım ama küresel ekonomiden faydalanan bir aktör Çin. Liberal sistemden faydalanan bir aktör. Ticaretin normları vesaire vesaire bunlarla aslında kapı yoklayan bir aktör. ABD'de ilişkilerimizi geliştirelim falan diyor. Yani, düşman olmaya gerek yok diyor. Yani bir karşılıklı bağımlılıklar var. Evet. O karşılıklı bağımlılıklardan fayda sağlayan bir aktör olarak karşılıklı bağımlılıkları çok yıkmak taraftarı olan bir aktör değil belki Çin. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne de eşit derecede bir rakip olmak istiyor. Şimdi zaten mesele bu. Çünkü eşit derecede bir rakip olmak istediğiniz anda zaten siz o söyleseniz de söylemeseniz de çok kutupluluğun noktasını açıyorsunuz. Çok kutupluluk demek çok basit bir şey aslında. Sistemde büyük güçlerin sayısını ifade ediyor. Ama bu büyük güçler birbirini dengeliyor mu, dengelemiyor mu? Bu başka bir soru. Şu an için tam anlamıyla dengelemiyorlar zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin de revizyonist olma hali buradan kaynaklanıyor. Zaten daha önce de küçük devletlere karşı bol bol revizyonizm gösterisi yaptı. Yine parantez içinde söyleyeyim, büyük güçler daha çok revizyonist olurlar zaten. Kapasiteleri vardır. Buradan bunlar. Bir soru sorabilir miyim hocam? Buyurun. Geldiğiniz yerde. Şimdi ABD'de zannediyorum bu tehlikenin farkında. Çünkü hatırlarsınız bu stratejik raporunda, evet, ABD'nin Rusya düşman, Çin tehlikeydi. En son gene bu ABD Güvenlik Topluluğu Başkanı 2023 tehdit değerlendirme raporu yayınladı. 2030'a kadar ekonomi, 2040'a kadar askeri, 2050'ye kadar
uzayda Çin bizi geçecek diyorlardı. Şimdi onlar açısından baktığınızda bu Rusya ve Çin'i işaret etmişti ya, bu ikili şu anda yan yana. Bırakın üçüncü sırada Kuzey Kore var. O da zaten Çin'in yanında. Dördüncü sıraya da Hindistan oturdu. Şimdi bir de İran var. Dördüncü sırada hatta İran, beşinci sıraya Hindistan diyebiliriz. Şimdi bu şöyle soracağım size bu geldiğiniz yerden. ABD'nin liderliğine meydan okuyan, öyle diyeyim size. Bu ülkelerin bir araya gelmesini bozacak ABD'nin gücü var mı? Bozabilir mi? Ama daha dengeleme yapmıyorlar. Onu söylemek istiyorum. Yani yumuşak bir dengeleme yapıyorlar. Yani yumuşak dengeleme nedir? Biz ABD'nin küresel olarak tek başına hareket etmesini istemiyoruz. Tamam, bu bir söylem olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik dengeleyici bir söylem. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin her noktada izlemiş olduğu ve kimi zaman da yani kendi küresel üstünlüğüyle ilgili stratejileri anında nötralize edecek tavrı ya da pozisyonu alamıyorlar. Belirli noktalarda alabiliyorlar bunu. Yani kendileri için ulusal çıkarlarının en önemli oldukları noktada, işte Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'te bir adım atıyor ki önemli adımlar bunlar, çevreleme stratejisine hatırlatan adımlar. İşte Quad'ı kuruyor, AUKUS'u kuruyor ki onların içerisinde kimi zaman sizin orada bahsettiğiniz Hindistan da var. Yani dolayısıyla tam anlamıyla Hindistan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir pozisyonda demek değil bu. Ayrıca demek ki Amerika Birleşik Devletleri de... Ama çok çatışmıyorlar mı hocam birçok alanda? Ya, her alanda değil ama yani Hindistan Amerikan ilişkileri her zaman özeldir. Çok öyle. Ve Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'ın stratejik kapasitesini arttırma konusunda da çok cömerttir. Yani bunu unutmamak lazım. Kolay kolay bu kadar cömert olmaz Amerika yani. Hatta bazıları, özür dilerim hocam, bazıları için Hindistan tabii, Hint asıllı Amerikalılar da çok önemli bir lobidir. Yani ikinci İsrail olmaya aday derler Amerika gözünde. Bir de şunu unutmayın, Asya Pasifik ismini değiştirdiler, İndo Pasifik diyorlar. Yani orada Hindistan'a bir öncelik veriyorlar. Deminki şeyle ilgili bir şey ilave etmek istiyorum, izin verirseniz sözü bu şeyle ilgili, ekonomiyle ilgili geldi. Aslında burada görünen gelişmelerin arka planına bakmak lazım. Şimdi Tayvan Çin açısından asi topraklar, isyan etmiş topraklar. Tabii bundan geriye adım atması mümkün değil. Çünkü adım atarsa bu sefer Çin Komünist Partisi'nin varlığı tartışmalı hale gelir. O da rejimi zaten yıkar. Dolayısıyla şu var. Tayvan da gayet iyi şunu biliyor. Tayvan diyor ki bizim bir silikon kalkanımız var. Silicon Shield diye bir şey var. Ne demek o? Ne demek? Çipler. Çin Amerika'da bizim hepimizin kullandığı telefonları yapıyor değil mi? Bir önemli bir kısmını. Çipler nereden geliyor? Tayvan'dan geliyor. Tayvan diyor ki arkadaş, bize dokunursan sen telefonsuz kalırsın, arabasız kalırsın diyor. Tamam, gayet açık ve net. Onun için yukarıdan dışarıdan bağıracaklar. Kadıncağız gelecek, Tayvan başkanı, yok efendim o yerel ziyaret yapmıştı, yok öyle olmuştu, Nancy Pelosi'nin de kafası karışmıştı falan diyerek, ama sürekli bunlarla böyle gelgitlerle devam edecekler. Gayet açık ve net. Tıpkı Karadeniz'de ilk önce Amerikalıların, sonra İngilizlerin Ruslarla kapışması gibi. Karadeniz'de kapışması gibi. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı'nın Türk zirvesinde, Doğu Akdeniz'in kilidi bizdedir, biz muhafaza ediyoruz, Türk kardeşlerimiz merak etmesin demesi gibi. Tıpkı enerji meselelerinde Mısır'la Yunanistan'ın tekrar bir araya gelmesi gibi. Aralarını Güney Kıbrıs'ta alıyorlar. Yani bütün bunlara baktığınız zaman aslında, veya Çin'in şeyi, Suriye bölgesinde Çin kar kaplanları da var. Kim bu kar kaplanları? Ya Suriye'de kar olur mu? Özel kuvvetler. Yani ama şunu unutmayın, merkez ülke olarak orada bizim özel kuvvetlerimiz de var. Yani netice itibariyle bakıldığında dışarıdan konuşmalarla arkadaki plan birbirinden farklı olabiliyor. Onu sadece vurgulamak istedim. Özellikle bu silikon kalkan meselesi çok önemli. Onun için Tayvan böyle hafif hafif gider gider. Yani Tayvan açısından da duruma bakmak lazım. Tayvan eski şeyini kaybetti tabii. Marka çıkaramıyor, ham madde çıkarıyor artık veya yarı malzeme çıkarıyor. Bir güle değiliz yani. Bu yani dengeliyor mu sorusu önemli bir soru. Dengelemek için ya birilerini yanınıza alacaksınız ya da
tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'de eşit rakip güç olacaksınız. Peer competitor dediğimiz şey. Evet, Amerika Birleşik Devletleri bundan endişeli. Sizin söylediğiniz raporlar dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik strateji belgesine bakalım. Orada yani sadece bunda değil, daha öncesinde de Amerika çok açık konuşur ulusal güvenlik strateji belgelerinde. Üstü kapalı konuşmaz. Trump döneminde açık bir üstünlük politikası zikrediliyordu. Evet. Çünkü enerji bağımsız olan bir ülke olduğunu söylüyordu. Askeri gücü çok üstte olan, teknolojik know-how'a sahip bir güç olduğunu söylüyordu. Bunlar doğru. Bunlar hala devam ediyor. Ama bugün Çin'in bir gün peer competitor, yani eşit rakip olmasından bir endişe yansıyor. Bütün, hemen hemen bütün belgelerinde bu var. Şu anda Çin olmadı. İçin Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bir nasıl bunu engelleyebilirim, geciktirebilirim ve nasıl bunu geciktirirken ve engellerken bunu Amerika için maliyetsiz hale getirebilirim seçenekleri üzerinde düşünüyor. Bu kolay bir şey değil. Bu da Amerika için kolay bir şey değil. Çünkü demin de bahsettik, işte çip olsun, şu olsun, bu olsun. Küresel ekonomik sistem karşılıklı bağımlılığa da dayanıyor sonuçta, ticaret. Ve bu karşılıklı bağımlılık içerisinde sizin kendi stratejilerinizi tamamen cezalandırma ve karşı tarafa sıkıştırmaya yönelik politikalarınız kendinize de belirli zararlara neden oluyor. Trump döneminde bu denendi, hani çok başarılı olmadı her anlamda. Yani ne İran politikasında, ne Çin'deki bu ticari savaş politikasında, ne de Avrupa'ya yönelik politikalarında çok başarılı olmadı Trump, ki bir güç pozisyonundan konuşmasına rağmen. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir yandan bu karşılıklı bağımlılığı azaltıp kendi otonomisini güçlendirecek, işte yerli millileşme şeylerine Biden açıklıyor değil mi? Çip de yerli teknoloji, onda yerli teknoloji, bunda milli teknoloji. Bir yandan bu hat yöneliyor. Diğer yandan zaman Avrupa'yı, aslında Avrupalıların şikayetinin bir nedeni de o. Son Avrupa zirveleri çıkan sonuçlarına bakalım ya da tartışmalarına bakalım. Bir hat hep ekonomi üzerinden gidiyor. Çünkü Avrupa ekonomik açıdan Batı sistemi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne alan kaybettiğini düşünüyor. Ucuz enerji yok artık o anlamda. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le daha çok entegre olmak istiyor gibi. Yani, çünkü İspanya, hani birazdan konuşacağız hocam. İspanya biliyorsunuz devralacak AB başkanlığını. O konuştu, Macron konuştu, Alman başbakanı gitti. Herkes orada. Evet, bol mesaj var. Ama bol mesaj var. Mesaj var ama bu mesajların altını dolduracak, yani hani bunu karikatürize ederek söylüyorum. İkinci bir De Gaulle, üçüncü bir De Gaulle dönemi ni yaratacak Avrupa'ya bir güç, Avrupa'nın şu anda bir gücü, bir elinin serbestliği var mı ya? Yani 1970'lerde olan serbestlik elinde mi diye sorarsanız ben o kadar serbest olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'nın belki bu kadar güçsüz olması da çevre için o kadar kolay bir şey değil yani. O, bu ayrı bir şey. Ya, dolayısıyla şunu yani hani toparlamak için söyleyeyim. Biz bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş döneminin sonunda gideceğimiz şey şöyle olabilir. Eski düzen ve statüko devam edebilir ve bu statükonun içerisinde Amerika Birleşik Devletleri rakiplerini durdurmak için çeşitli kendi çıkarına uyan liberal ekonomik düzenin adını, sanını, temel normlarını değiştirmeden bazı değişimler yapabilir. İkincisi, evet, bir reform olabilir yani düzende. Çünkü düzende reform ihtiyacını dillendiren sadece bu büyük birbiriyle tepişen güçler değil. Aynı zamanda siz demin söylediniz, işte Suudi Arabistan, Hindistan, şu bu, yani orta büyüklükte güçler var. Türkiye'de bunlardan biri reform isteğini yenilendiren, ya da daha zor olmasına rağmen düzen değişikliği olabilir ama o düzenin bir değişme hali aslında bir düzensizlik hali de bir süre getiriyor. Peki, burada virgülledik, küçük bir ara, sonra tekrar buradayız.
Döndük efendim, buradayız. Dünyanın her zamankinden daha hızlı döndüğüne şahit oluyoruz ve konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Murat Hocam, birçok analizci bu finansal gücü elde tutma mücadelesinin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında daha net, hatta bu savaşın bu mücadele için bir itekleyici güç, fişekleyici güç olduğunu söylüyor. Yani planlı bir kriz olduğunu söylüyor ve diyor ki dünya finans kapital sisteminin dikte ettiği bir çıkış yolu. Yani sıkıştığı için diyorlar. Şimdi ne dersiniz, gerçekten de küresel ölçekte böyle bir şeye katılıyor musunuz? ABD'nin aleyhine mesela giden, biraz önce konuştuk, dönen bir durum var mı? ABD'nin dünya çapında mesela ekonomik askeri hegemonyasında bir azalma, ABD'nin bir kaybetme riski pardon hocam, evet, var mı? Bu riskin en etkili aktörü gerçekten Rusya ve Çin mi? ABD'nin bu Ukrayna hedefleri, bu Rusya-Ukrayna savaşındaki stratejilerle örtüşüyor mu? Evet. Şimdi, hepsini attım potaya. Oyun teorisinde enteresan bir yaklaşım vardır. Rekabetçi dinamiklerde de bunu hem iktisatta hem değişik alanlarda uluslararası politikada uygulamak mümkün. Şimdi bir top dog dediğimiz mahallenin abisi, işte her şeyin başında gözüken tek kutuplu dünya derseniz isterseniz bir şampiyon vardır. Ona şampiyon diyelim. Hani İngilizce'de buna champ deniyor ya. Öyle bir champ vardır. Onu, o pozisyona herkes ideal olarak ulaşmak ister veya öyle düşünülür. Ama bir de underdog strategy dediğimiz bir, hani herkesin dikkatini onu bertaraf etmek, ondan bir enerji veya bir güç veya bir turf, mevzi kapabilmek için dikkatlerini yoğunlaştırdığı ve bu uğurda başkalarıyla bir araya gelerek birliktelikten doğan güç, sinerji oluşturmaya çalıştıkları bir hedef olmaktansa işini gene görüp o yıldırımların arkasında altta kalmak, ikinci adam, lieutenant diyorlar buna veya underdog diyorlar kalmak. Mesela gerek atletizm yarışlarında gerek at yarışlarında bunu görüyoruz. Bazen biliyorsunuz birisi önden fırlar, o koşar fakat sonra düşer şeyden. Çünkü diğerleri taktiğini ona göre yapmıştır. O takip eder, hep böyle arkada kalır. Son düzlükte atağa geçebilir. Şimdi uluslararası ilişkilerde de tabii herhalde Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri olmak da kolay değil. Zamanında Osmanlı olmak da kolay değildi. Bizim meslekte kürsü başkanı olmak kolay değildir. Çünkü herkes bir süre sonra çok sevgi saygı gösterir ama yani neticede kürsü başkanı gitmeden doğal veya diğer sebeplerle bir ikinci kürsü başkanı gelemez. Hı hı. Onun için bizde ordinary profesör veya ordinary profesörlük vardır. Kürsü sahibi profesörlük. Almanya'da diş hekimi olarak senelerinizi verirsiniz. Çok böyle seneler boyu uğraşırsınız. 10 millerin içerisinde ilk 10'a falan girmeniz lazım. Sonra oradaki yaşlı diş hekimi, kıdemli diş hekimi muayenehanesini kapatmadan muayenehane falan açamazsınız. Tamam. Şimdi dolayısıyla şunu söylemekte fayda var. Yani netice itibariyle Amerika olmak da kolay değil. Ve bunu Amerikalılar da çok güzel tabii kendi kendilerine eleştirme gibi bir fazilet içerisinde bunu yapmaya çalışıyorlar. Ben mesela tabii bazı gene büyük ülkeler ama yarı kapalı şeylerden, sistemlerden Amerika'nın farkı var. Amerika kendi içerisinde tartışıyor, zaaflarını ortaya koyabiliyor. Ve bu zaaflarıyla, kirli çamaşırlarını açıkta yıkayarak da bir yerde o diğer kapalı rejimlerin aslında sert gibi gözüken yumuşak karınağına da işaret ediyor. Netice itibariyle Amerika'da kendi içinde gerçekten bir dengesi var. Biden'ın evine giriyorlar, Trump'ın evine giriyorlar. Düşünün, bir dönem ulusal bayrağı adam mayo veya iç çamaşır olarak kullanmayı bir ifade hürriyeti olarak kabul ediyordu. Dün itibariyle saatler evvel Başkan Trump 2024 için verdiği mesajların ilk manzumesinde, ilk kuplesinde ilkokul ve ortaokuldaki öğretmenleri silahlandırmaktan bahsediyor. Silah vermek. Düşünün, öğretmensiniz, belinizde silahla derse giriyorsunuz. Kapitalist hastalıklar orada çok arttı tabii ama, o yüzden. Ama bu doğru bir şey değil yani. Şimdi o zaman baktığınız zaten zaman... Zaten Texas Tomix'ten geldikleri için. Tam tersine bakıyorsunuz, Amerika bir özgürlükler ülkesi. Ama örneğin Florida'da yaşıyorsanız
kürtaj veya örneğin gebeliğin önlenmesi konusunda bütün opsiyonlarınız elinizden alınabiliyor. Dolayısıyla yani Amerika böyle salınımların ülkesi. Mesela en büyük radikaller, en sıkı komünistler Amerika'da çıkıyor. Ben hayatımda en sıkı komünistleri Amerika'da tanıdım. Bakın şeylerine. Çoğunun geçmişinde Amerika vardır. Veya İngiltere vardır. Şimdi o açıdan baktığınızda aslında Amerika olmak da çok kolay değil. Amerika tabii belirli ittifaklarla, hocanın söylediği gibi, bütün korkusu şudur. Çevreler, pohpohlar, cezalandırır, farklı politikalar uygular. Ve tabii biliyorsunuz orada genel bir şey vardır. Sağcı Bush gider, tırnak içinde solcu Obama gelir. Sonra bunlar hiç önemli değil. Obama, bu isimler hiç önemli değil ama şunu söyleyeceğim. Obama mesela ne der? Ya bu böyle Amerikan askeri varlığı çok faşizan bir şey. Yani Afganistan'da falan ben bunu kaldıracağım der. Gelir, tarihte olmadığı kadar oradaki şeyi arttırır. Sayıyı arttırır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir yarı açık bir sistemi vardır. Belli bir noktaya kadar gelir. Amerikalılar söylediklerinize inanırlar. Ama bir kere gerçeklerin dışına çıktığınızı fark ederlerse, bunu şey için anlamında söylemiyorum. Politik anlamında söylemiyorum. Şimdi Amerika'nın şöyle bir sıkıntısı var. Hocam bilmiyorum bana bu konuda katılır mı? Ben de epey Amerika'da bulundum. Hocalık yaptım. Pentagon'da talebelerim var albay düzeyinde. O kadar da emeğimiz oldu. Ama şunu söyleyeyim size. Yani netice itibariyle baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda dış politikaya yön veren ekip son dönemlerin en güçsüz ekibi. Yani hele Çin'deki o böyle Wolf Warrior dedikleri kurt savaşçı. Bozkurt demiyorum. Bizim ülkülerimize, emellerimize ortak olamazlar. Ama onların dediği savaşçı kurt öyküsü vardır. Bizdeki bozkurttur biliyorsunuz. Grey Wolf'tur. Savaşçı kurt şeyleri var. Öyle insanlar var ki, böyle o kadar donanımlılar ki. Yani o ekibin karşısında Amerikalılar, Blinken falan filan bunlar B class. Amerika'da şöyle olur genellikle B class deyince Reagan gibi bir tane artisti getirirler başa. Önde önemli olan adam şey mesela Biden. Biden Scranton doğumludur. İşte gitti en sonunda ayrı İrlandalı. Biden çok keyifli bir adamdır. Yani görseniz hepinizin kanı kaynar. Orada bir sıkıntı yok. Ama zaten Biden'ın şey o, herkese gelir. Kimine merhaba der, kimine onu der, espri yapar falan filan. İşte İrlanda parlamentosuna girer. O figür esas arkadaki şey önemlidir. Dünyada da tam farklı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında mesela öyle gözüküyor Biden ama arkada ekibin olması lazım. Tabii. Mesela şimdi o açıdan baktığınızda Amerika biraz bu bakımdan talihsiz. Ve belki biz hani Trump'ı açık ve net olarak ya sen ne yaptın? Böyle bir sıkıntıya soktun işte ticaret savaşları dedik ama Biden'ın yaptığı yenileri yutulur değil yani çip savaşlarında Çin'in canını daha fazla yakmaya başladı. Kaliforniya'daki liman satın alınmasını ve Çinlilerin eline geçmesini engelleyen muhafazakarlar değil liberal olarak kendini savunanlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gücü eğer varsa bu şey savunma sanayindeki üstünlüğünden de geliyor aynı zamanda. Tabii savunma sanayinde üstünlük olunca bu üretilenlerin harcanması lazım. Bugüne kadar o da kaos teorisinin bir şeyidir. Sistemde böyle tencerenin patlamaması için hafif böyle tahliye etmek gerekir. Onun için böyle yöresel bölgesel savaşlar, vekalet savaşları falan da hep dikkat ederseniz geldi. Ve insanlar Ukrayna Savaşı'nda yeni bir aşamaya taşındı. O bakımdan size hak veririm. Ukrayna olanlar orijinal bir şey değil. Zaten bunu Kırım'dan beri nasıl geleceği belliydi. Gürcistan'dan beri belliydi. Adamların gidip Nasır'ına basarsanız o da karşılığını verir. Gayet açık ve net. Bu en son bir sızdırmalar var. O sızdırmalar da hikaye. Yani o sızdırmaların içinde bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. O çocuğu da bulmuşlar. Kullanıyorlar. Ama netice itibariyle oradan gelen her şey de doğru değil. Bazen böyle hulul etme stratejisi vardır. Bunu yapar. Ama şunu söyleyeyim size. Yani Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı'yla şunu anlatmaya çalıştı. Ey Avrupa'da dedeleri Afrika'yı sömürdükleri için rahat oturan Brüksel'li hemşehrim. Ey zamanında acaba uzaydan mı gelenlerin desteklediği Nazi rejiminin torunları. Çünkü ben Almanya'da sorarsın. Sen ne yaptın? Hiç herkes melek. Yani hiç kimse Nazi'ler döneminde herkes uzaydan gelmiş. Her neyse.
Namibya'ya hiç gitmeyen Almanların torunları birdenbire bir baktılar. Kapılarında, evlerinde, yatak odalarında savaş var. Birdenbire açık renkli tenli insanlar birdenbire gelmeye başladılar. Aynı İsa'ya ibadet eden, aynı haç karşısında istavroz çıkaran insanlar gelince şimdi farklı görünüm ve farklı lisanlarda, farklı şekilde kokan insanlarla kafanızda bir göçmen veya bir karışıklık şeyi vardı. Şimdi birdenbire bir bakıyorsunuz kapı komşun gitmiş orada savaşıyor. Şimdi iş biraz farklı olmaya başladı. Arka planı nedir? Çok genel geçer ifadesiyle söylüyorum. Arka planı nedir? Acaba bu işte bilmem uzak coğrafyalarda yok Suriye'nin bilmem ne bölgelerinde orada Irak'ta Mırak'ta falan uzakta olanlar da istenilen sonuç gelmedi. El biraz yükseltildi şimdi içeriye mi geliniyor? Peki tam buradan soruyorum o zaman. Finansı kontrol etmek için, elinde tutabilmek için ABD savaş çıkarır mı? Küçük bölgesel değil. Şunu demek istiyorum. Yani küçük büyük, bölgesel. Büyük ölçekli. Daha büyük ölçekli. Mesela gider Şam'a vurur mu? Mesela biraz sonra konuşacağız. Petrol dolar. Daha önce vurdu. Vurdu zaten. Yani. Petrol dolar. Yani bu mesela. Yani vurdu. İşte, Şam'dakiler de vuracağını bildikleri için hani vurulmayan kaçtı. Noktaya gittiler. Ama böyle daha büyük ölçekten bahsediyorum. Mesela birazdan soracağım mesela size de Tayvan'ı. Çünkü Amerika İngiltere işbirliğiyle Tayvan'da hani bir şey çıkar çıkmaz. Hani böyle çıkar mı? Çıkartırlar mı? Müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Hani çok özür dilerim. Güç savaşları tarihsel sürece baktığınızda da büyük hep böyle biraz savaş olur mu diyorsunuz? Evet. Onu sorayım. Evet, evet. Tabii. Nihai noktada olur. Çünkü kılıçla gelen kılıçla gider. Kılıçla tesis edilen kılıç zoruyla değişir. Dolayısıyla ben başlangıçta zaten sözlerime başlarken hatırlarsınız ilk yarıda şunu söylemiştim. Mevcut sistem nasıl kuruldu? Herkes bir presibit yapıp ya biz Amerika Birleşik Devletleri'nin her bakımdan böyle önde olmasını falan istiyoruz diyerek mi kuruldu? Hayır. Tarihteki gidişat biraz biliyorsunuz farklı olabilir. İran devrimini hatırlayabilecek yaştayız hepimiz. Siz tabii hanımefendi. Hiç hatırlamıyorum. Evet, değil mi Vişne Hocam? Biz asla hatırlamıyoruz. Buyurun. Rivayetten okuduk. Rivayetten okuduk. Yani İran devrimi başladı sonra çok küçüktüm. Evet. Küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, acıktım derler. O kadar top oynayacak bir değil. Küçüktük, çok küçük. Evet, benim bile acıktık. Evet, tamam. O zaman şöyle söyleyelim. Yani İran İslam devrimi olarak başlamadı. İran devrimi olarak başladı. Fransız devrimine eskiden ben de ona yetişemedim. O zamanlar ben yetişemedim. Ama babalarımız falan Fransız devrimini böyle Robespierre'le falan filan okudukları zaman o da hani meşhur şey vardır. İhtilal kendi evlatlarını yer. Nereden nereye denir? Çok açık ve net. Amerika Birleşik Devletleri mevcut hakimiyetini savaşla ele geçirmiştir ve büyük ölçekli savaşla ele geçirmiştir. Bunun nihai planda gene büyük ölçekli savaştan kaçınmaya çalışır. Çünkü bu sefer nükleer kart tehlikesi vardır. Orada da enteresan gelişmeler oluyor biliyorsunuz. Rusya'da kontratak yapıyor. Ama şunu söyleyeyim, nükleer dahil büyük ölçekli bir savaş olmadan vermezler geri. Çünkü yani şampiyonluk budur. Şampiyonsan bir numaraysan, hayır Rusya'da. Bir numaraysan yani emekli olmanın bile bir şeyi vardır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şampiyonsan bırakmazlar sonuna kadar. Hani bu Clint Eastwood'un güzel filmleri vardır. Yani ortalık daha da ısınacak. Silahşör nam yapar silahıyla. Sonra adam yaşlanır, bir sürü insan gelip onu düelloya davet ederler. Neden? Ben bilmem kimi öldüren adamım diye. Einstein haklı çıkmasın da sonra sopalara kalmıyor. Valla o nokta hiç de şey değil. Uzak değil diyorsunuz. Uzakta değil. Peki. Bu yeni sistemlerden falan bahsettik. Demin söyledim ama bir kere daha altını çizerek sözü bırakayım. Buyurun. Hani bu sıfır karbon, alternatif enerji falan filan. Şimdi bir uluslararası üniversitede düzenlenen bir şeyimiz var da. Bir şey hazırladım uluslararası olduğu için. Sustainability and sincerity diye. Yani sustainability, sürdürülebilirlik. Peki samimiyet faktörü
Yani hepsini görüyoruz. Onunla ilgili bir imperatif bir şey hazırladım. Bakalım üzerine çalışıyorum. Peki hocam. Şimdi aslında o kadar güzel bir şey söylediniz. Kurcalarsam başka yere evrilecek. Onun için orada kapatıyorum. Biz üzerine program sonrası evet. Tartışırız. Şimdi Vişne hocam, böyle tekrar edersem bu finansal gücü elde etme mücadelesinin ortaya çıkışı yani net bir şekilde Rusya-Ukrayna'da diyebiliriz. Şimdi aslında gerçekten bütün analizciler şunu söylüyor bununla ilgili. Aslında bu Batı ve Rusya savaşıdır diyor. Doğru. Analizciler bunu söylüyor. Şimdi ama bu savaş sadece hani ne derler bir güç savaşı, bir askeri savaşın dışında hem enerji hem gıda üzerinden de milyonlarca insanı son derece olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa için baktığınızda Avrupa büyük sarsıntı geçiriyor. Şimdi nükleer silahlar bile Avrupa'ya geldi. Biraz önce nükleer silahları konuştuk. Hem Rusya yığdı hem Amerika bile getirdi. Zaten nükleer denizaltıları geldi falan. Zaten bir kısmı şimdi, vardı. Zaten bir kısmı vardı. Hepsi gitti. Zaten vardı görünür da. Oldu. Yani, evet. Daha bir evet, işte bravo, biz, görünür oldu. Daha şimdi kimse gitsin demiyor yani evet. Nükleer silahlara. Ama bu biraz mesela Avrupalı özellikle halk için hani sistemler ve halk doğru. Birbirinden farklıdır diye hep söyleriz ya. Halk için büyük bir korku demek çünkü bunun Avrupa'ya bu savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimali büyük. Şimdi, ama bir de test yapıldı sözünü unutma. Bir parantez açayım. Tabii. Kış geliyor korkacak kalacaksınız diye nükleere razı ettiler Fransa'yı da Almanya'yı da. Ama Almanya'da kaldırdı şimdi. Yani, Almanya'da nükleer şeyini bugün kapattı. Ama bir testi yaptılar denediler evet, yani. Evet denediler tamam. Ama satın yani en azından. Alternatifleri var çünkü. Şimdi dolayısıyla mesela Avrupa'da da işte ABD'de de bu Ukrayna'ya verilen yardımlar vesaireyle ilgili büyük itirazlar var. Mesela Alman Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı'na dedi ki kardeşim o kadar çok şey gönderdik ki oraya 2024 yılındaki NATO tatbikatlarına benim gönderecek ne malzemem kaldı dedi ne askerim var dedi. Bak bu çok önemli bir şey. Şimdi üretim yapalım diyorlar. Yani işte biraz önce de söyledik ya adamlar işte Çin'e gitti, Almanya Başbakanı da gitti, Macron da gitti. Şimdi İspanyol işte Van der Leyen de gitti zavallı gitti, kadıncağızı. Bakın bunlar çok önemlidir. Hocamın tabii alanı uluslararası şeyde aramaya tabi tuttular. Beklettiler ve pasaport kontrolüne tabi tuttular. Ya, o arada Macron geçti. Evet. Bir de Macron'a da elini cebine sokma diye de uyarı verdiler. Ya bunlar çok uluslararası şeyde çok önemlidir. Bayrak göstermek derler. Çok önemli. Bu hanımefendi biliyorsunuz NATO'nun genel sekreteri. Şu anda NATO'nun genel sekreterliği bir numaralı aday. Yani Pakistan Başbakanı'na yaptıklarını hatırlıyoruz değil mi hocam? İşte öyle değil böyle de olur yani. Yani haddini herkes insan olduğunu unutmadan davranabilse keşke de. Tabii benimki çok ipotik. Fonderleyen fazla sevilmiyor bürokratik açıdan da. Evet. O nedenle ona daha rahat yapabildiler bence. Bir de o da var. Evet. Yani, hocam. Rakibi çok. Evet rakibi aslında çok. Şunu benim bu alerjiler var ya fena hem seyircilerden hem sizden tekrar özür diliyorum. Bir türlü düzene girmedi ama. Şimdi bu küresel mali kriz. Geleceğim Avrupa'da ne durumda Macron'un açıklamaları konuşacağız ama öncelikle. Şimdi Avrupa'yı ve Batı değerlerini özellikle demokrasi anlayışını nasıl dönüştürüyor? Yani Avrupa'ya geleceğe dair yeni bir rol mü biçiliyor? Yoksa Avrupa, mesela Borrell de biliyorsunuz Çin'e gidecek Avrupa Birliği Başkanı. Yoksa bir uydu mu? Mesela Rusya için de söylüyorlar. İşte ekonomik bir uydusu oluyor Çin'in. Avrupa Birliği de öyle bir şeyde mi? Nedir? Avrupa'nın durumu nedir? Yani Avrupa'nın durumu biraz trajik tabii ki. Çünkü yani sizin bu söyledikleriniz, hani nükleer silahların Avrupa güvenliğini hem korurken hem tehdit etme halinden duyulan rahatsızlık, evet. Avrupa ekonomileri üzerinde baskı, büyük güçlerin mücadelesinin tam parçası olamama hali, stratejik otonomiye sahip olamama meselesi ve bununla ilgili arzu, yani kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayalım, dolayısıyla kendi kıtamızla ilgili söz sahibi olalım isteği, geçmişe kadar uzanır. Yani bütün bugünkü Avrupa Birliği'ni getiren Avrupa Ekonomik Birliği'nin de aslında daha öncülü olan Avrupa güvenliği ile ilgili bu tartışmalardı.
Avrupa işte savunma kimliği vesaire vesaire, savunma inisiyatifi 1950'lerin sonundan itibaren ortaya atılan, 70'lerde de böyle en şiddetli zamanını yaşayan bu anlamda hem nükleer silah korkusuyla beraber Avrupa'nın o dönemlerde katkısı da olmuştu sisteme baktığımızda. AGİK'in ilk temelleri o zaman atılmıştı, bu işbirlikçi güvenlik silahsızlanma anlaşmalarının Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ya da Varşova Paktı merkezinde olması tesadüf değil, çünkü Avrupa esas bu anlamda ses çıkartan, o silahsızlanma gösterilerinin olduğu kuzey ülkelerinde bugün NATO'ya katılmak isteyen ve katılan, hatta kuzey ülkeleri başta olmak üzere barış hareketlerinin ortaya çıktığı Avrupa'ydı tabii ki. Fransa'da tabii, tabii. Değil mi? Askeri şeyden tabii. Çekilme falan. Tabii. Çok yani stratejik De Gaulle faktörü. De Gaulle, bugün nasıl herkes bir Çin'e gidiyorsa o dönemde de bir böyle Sovyetler ziyaret edilirdi. Evet. İşte Sovyetler uzay programlarını gösterirdi, füzeleri gösterirdi falan. Oradan da dönüşte hani Avrupalı liderler böyle gülümseyen Rusya faktörünü tecrübe etmiş olmanın getirmiş olduğu hevesle konuşurlardı. Sonra bir şey olmadı, fos olduğu çıktı. Bizimkiler de yazık gittiler, sonra 27 Mayıs oldu. Aslında şöyle, fos olmadı aslında. Yani Avrupa bütünleşti bütün bunların sonunda. Rusya için yani sanki Rusya çok böyle kapalı bir kutu olduğu için sanki teknolojisi çok önde, şöyle böyle dedik ama çöküş. Ama o dönemde hocamın söylediği gibi bayağı şeyler. Ve bir de tabii Rusya moral bakımdan bugün nasıl Çin bir diplomasi atağı yapıyorsa Sovyetler de bir diplomasi atağı yapıyordu. Ve 70'lerde aslında bu diplomasi atağında da çok başarılıydı. Yani baktığımızda 60'larda 70'lerde. Ve unutmayalım, Avrupa, Rusya enerji bağımlılığının kurulduğu tarihler de bunlardır. Yani bunun karşılığında da biz Soğuk Savaş hikayeleri ya da işte tarihini okurken çok okumayız onu. Aynı zamanda birbirleriyle sürekli mücadele ederken ve Doğu Avrupa'ya Sovyet tankları falan girerken Sovyet boruları Rus gazını yani kızıl gazı Avrupa'ya taşımaya başlamıştı. Yani bu aslında Avrupa'nın o dönemde gerçekten hem Soğuk Savaş içerisinde hem dünya politikasında bir ses çıkartma mücadelesi vardı. Bu mücadele Avrupa adına hiç bitmedi. Ama bugün için bu mücadelenin altını doldurabildikleri bir güce sahip değiller. Bu tabii ki tamamen Avrupa'nın hatası diyemeyiz. Başarılarının getirdiği bir maliyet de oldu. Yani genişleme maliyetli bir olay. Şimdi biz sabahtan beri aslında yani burada maliyeti konuşuyoruz. Yani maliyetin aslında yani hegemonik projeler maliyetlidir. O yüzden hoca dedi ya Amerika olmak kolay değil. Hegemonyaya rakip olmak maliyetlidir. O nedenle challenger olmak, meydan okuyucu olmak yani Çin süper güç olabilir mi? Bu sorumluluğu taşıyabilir mi? Mesela bir çatışma bölgesine asker gönderebilir mi? Sadece ekonomik olarak. Yani şu anda askeri güç, yani şu anda ne görüyorsunuz? Buna uygun askeri güç geliştiriyor ama bir kere her yere bir... Yani süper güç olur mu? Amerika gibi bir şey olabilir. İşte istiyor mu bir kere? Çünkü istemeniz demek bu maliyeti ben üstleneceğim demektir. Sadece Amerika ile mücadele etmenin maliyetini değil, aynı zamanda da bunun maliyetini üstleneceğim demektir. Maliyetli projeleri üstlenmek çok çok kolay bir Çin şey değil. Çin bildirisi çok kutuplu demokratik dünya. Hiçbir ülke diğerinden üstün değildir. Hiçbir tabii yönetim ki değil, evrensel değildir filan derken işte August konusunda filan yalnız şey yapıyor ya. Unutmayın yani mesela. Ben bir şey söylüyorum diyor. Sanki ben talibim diyor gibi duruyor. Ama talip olmakla şimdi talip olduğunu nerede görürüz? Biz sahada görürüz. Yani elbette ki belli şeylere talip tabii ki. Mesela yani Tayvan'ın çevresinde kuş uçurtmamaya talip. Ama Pelosi'nin uçağı mesela kuş uçurtmadı. Pelosi'nin uçağı indi. Orada bir engelleme yapmadı. Çünkü maliyet çok yüksek. Yani
Şöyle, bu bir hocam, maliyet haklısınız. Hesabı yapmak tabii zorunda aktörler. Kendinizi iflasa sürükleyecek bir şey yapmazsınız, bir proje oluşturmazsınız. Tabii. Tam tersi, iflas etmemek üzere kurarsınız. Yani şirket benzetmesi yapmak istemem devletleri. Devletler çok daha karışık yapılardır. Ama sonuç olarak aynı şey, başarılı olmak için yapılır. Kar elde etmek, bir statü elde etmek ve bu statüler, karlar aynı zamanda büyük yatırımlar gerektiren şeyler. Yatırımlarınızı siz kamikaze gibi atmazsınız. Kamikaze olabilmeniz için artık kaybetme oyunu oynamanız lazım. Yani karşınızdakini de kaybettireceksiniz, kendinizi de kaybedeceksiniz. Bu noktaya da büyük güçler kolay kolay gelmezler. O yüzden büyük güçlerin revizyonizmi çok tehlikelidir. Bravo. Ama kolay kolay da revizyonist olmazlar. Sınırlı tutarlar revizyonizmlerini. Çünkü yani sürekli kaybetme oyunu oynamanın hiçbir anlamı yok. Kimse işte çelik çomakla oynama. Şunu şey yapalım, hani pazar günü de meraklı olan izleyicilerimiz belki izlerler. Doctor Strange Love filmi vardır. Ve orada aslında bu soğuk savaştaki bu nükleer silahlarla ilgili aslında o savaşı esprili bir dille anlatırlar. Orada da geçer. Yani cehennemde, yani mağaralara dönüldüğü noktada yani tekrar rekabet etmenin bir anlamı yoktur. Dolayısıyla önemli olan o kazanımı sağlamak. Peki Avrupa hocam. Avrupa meselesini tereddüt tam oraya. Çünkü bu Macron'un Çin dönüşü açıklamalarını da ben o zaman potaya atayım. Çünkü yani bu açıklama, ben artık ABD'ye güvenmiyorum mu demek? Bu sadece Fransa için mi yoksa AB için de mi geçerli? Hani çünkü lokomotifi deriz ya Almanya ile Fransa. Yani kendi adına mı bu açıklamalar, AB için de mi, nasıl görüyorsunuz? Yani Macron tabii her zaman yani bu konuda sicili parlak bir aktör. Daha önce NATO beyin ölümü de dedi. Çok konuşuldu. Ayrıca de Gaullist gelenek, yani Fransa'da bu tür bir stratejik otonomi meselesi var ve Fransa ve Almanya'yı da ayırmayalım. Bu stratejik otonomiyi Avrupa Birliği çerçevesinde düşünen aktörler, sadece Fransa ve Almanya değil, düşündükleri. Dolayısıyla yani böyle bir gelenekten geliyorlar. O yüzden Rusya ile özel ilişkiler falan da geliştirmek istediler. Hem Fransa'nın bu türde bir geçmişi var, hem de Almanya'nın ünlü Ostpolitik, yani Doğu politikası var aslında. Bugünkü iflas eden Rusya politikasının da mimarı o anlamda baktığımızda. Ama tabii yani politika iflas ettiği için başarılı aktörler mi diye baktığımızda Rusya açısından da, Amerika ile geliştirdikleri ilişki açısından da çok başarılı aktörler değil. O anlamda da parantezi kapatalım. Ama bir işte sicili var ve sicili olan bir aktör olarak Avrupa Birliği'nin ve Avrupalıların duygu ve düşüncelerini dillendirmek için Çin'e gitti Macron. Bazı anlaşmalarda imzaladı Fransa adına da. Dönerken de işte bu beyin ölümü kadar iddialı açıklamalarda bulundu. Şuradan da yola çıkabiliriz. Beyin ölümü NATO'nun gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Yani Macron'un her gönlünden geçen gerçekleşmiyor elbette ki. Gönlünden ama şu geçiyor tabii ki Macron'un da. Belki Scholz'un değil ama Almanya stratejik aklının da gönlünden geçen şu. Evet, Avrupa bir ayrı aktör olarak bir özgün duruşa, bir stratejik otonomiye sahip olmalı. Sorun şu, Avrupa bunu neredeyse yani Soğuk Savaş bittiğinden beri konuşuyor. Yani bir türlü çok, şeye geçiremedi. Çok uzun bir geçmişi var. Sürekli konuşuyor. Sürekli proje üretiyor. Sürekli program yazıyor bununla ilgili olarak. Ama bunu yapabilmiş değil. Bugün böyle bir gerçeklik var. Bunun için ordusu yok. Bunun için enerjisi yok. Ve bu maliyetli projenin altına ucuz enerji ve asker, ucuz asker olmadan, yani kendi adına söyleyeyim, girebilmek kolay değil. Demin dedik ya, her şey bir maliyet meselesi. Evet. Kendinizi iflasa sürükleyecek şeyler yapamazsınız. Peki Macron bunu bilmiyor mu? Biliyor tabii. Mesaj veriyor. Yani Amerika'ya güvenir mi Avrupa? Muhtemelen güvenmez. Muhtemelen Amerika'ya şu anda güvenilecek bir gerçek anlamda bir müttefik bulmakta zor. Ama Amerika Birleşik Devletleri
Avrupa güvenliğine çapalı olduğu müddetçe NATO'nun varlığı ve Rusya savaşı Avrupa'da çıkarttığı için. Yani bir de bu gerçek var. Rusya gidip işte Arktik'te ya da efendim Pasifik'te savaşı çıkartmadı. Savaşı Avrupa'nın orta yerinde çıkarttı. Evet, Avrupa Birliği'nin dışında, evet NATO'nun dışında ama Avrupa coğrafyasında ve bu coğrafyada çıkarttığı andan itibaren Almanya ile politika değişti. Avrupa ile politika değişti. O karşılıklı bağımlılık gevşedi, hatta koptu. Bugün Ostpolitik'in anlamı kalmadı falan filan. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu tür bir Rusya ve bu mücadeleyi Rusya sürdüreceğini söylüyor. Avrupa'yı da muhatap almıyor burada. Hı hı. Yani ne Macron'un, ya yani telefonlarına çıkıyor ama biz bir gelişme görüyor muyuz Macron'un telefonlarından ya da Scholz'un telefonlarından, yani Putin, hı, açısından bir gelişme yok. Yani dolayısıyla Rusya Avrupa'yı muhatap almadan maksimalist olmaya devam ediyor. İster gücü yetsin, ister, peki, yetmesin. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de NATO bünyesinde Avrupa'ya caydırıcılığı sağlayan aktör. Bunun dışında biliyorsunuz İngiltere de artık Avrupa Birliği'nin dışında, bir tek Fransa'nın nükleer silahları ve yani onların da caydırıcılık konusunda Rusya ile karşı karşıya kaldığında nerede durduğu soru işareti. Avrupa güçlü değil. Meselenin bir noktası bu. Güçlümüş mesajı vermek istiyor tabii ki. Bu mesajı satın alan olursa olur. Bu tabii bir çok kutupluluk arzusu, isteği, kendi adına bir arzu dillendirmesi ve hala vazgeçmedik demek. Yani tabii uzun bir yol, belki bakacağız. 30 yıl sonra. Peki hocam. Şimdi aslında size şöyle sormak isterdim hocam, bu Almanya ve Çin güçlerini birleştirirse ne olur diye. İki süper güç, iki çok mesela Avrupa'nın en çok üreten gücü Almanya ve Çin, ne olur diye, ama öncesinde Rusya Çin'den ne bekliyor diye bir parantez açmak istiyorum. Çünkü analizciler şöyle bir şey söylüyor. Diyorlar ki şimdi birkaç tane ben böyle not aldım yine. Rusya'nın ekonomisi şu anda büyük ölçüde batıdan kopmuş durumda. Çin ile ticaret hacmi 2022 yılında hocam 190 milyara ulaşmış. Evet. Ve yine hatırlayın, bu Rusya Kırım'ı ilhak edince de aynı şeyler 2014'te de böyle yaptırımlar, hı-hı, olmuştu. Bu iş yine Çin'e yaramıştı. Bu sefer bir de Hindistan'a da yarıyor. Hindistan'a da yarıyor. Bütçe gelirinin %40'ından fazlasını Çin oluşturmuş. Evet. Şimdi Çin'in Rusya'dan enerji ithalatı 52.8 milyar dolardan 81.3 milyar dolara, aynen, çıkmış. Şimdi Rusya Çin'in en büyük ikinci ham petrol ve kömür tedarikçisi, evet, olmuş. Böyle liste var. Evet. Hatta şöyle Çin gümrük verisi de almıştım ben. Sadece Ocak ayında Rusya'dan 2.7 milyar metreküp sevkiyat yapılmış. Dahası Moskova geçen yıl Çin'den 4.8 milyar dolarlık elektrikli makine ve parça ithal edilmiş. Evet. Çift kullanımlı teknoloji ithal etmiş falan. Şöyle diyorlar. Hikaye uzun. Moskova ekonomik açıdan Çin'e daha bağımlı hale, uydusu hale geliyor deniyor. Uydusu hale. Evet. İddialı bir kelime, evet, konuşalım. Evet. Şimdi bu doğruysa hem Rusya için hem de dünya için, şimdi yağmurdan kaçarken doluya mı tutulduk? Çin'le işbirliği Rusya'ya ne sağlar? Ekonomisi Çin'e endeksli bir Rusya ayakta kalabilir mi? Uydusu demeyeyim de kolonisi diyeyim. Hı-hı. Öyle diyorlar. Yani Rusya Çin'in ekonomik kolonisi oluyor. Şimdi diyor. Şöyle konuşalım. Demin söylediğimiz şekilde şampiyonu tahtından indirebilmek için gerektiğinde o diğer rakipler işbirliğine gitmekten kaçınmazlar. Şu anda Rusya'nın Çin'den beklentisi açıkça taraf olmaması, en azından nötr bir durumda kalmasıdır. Nitekim bütün işaretler, bütün mesajlar da bu yöndedir. Açık ve net olarak Rusya'yı Ukrayna'daki faaliyetleri yüzünden telin etmeyen,
kınamayan, yaptırımlara açık veya zimni destek vermeyen bir Şii profiliyle karşı karşıyayız. Esasen bu yaptırım meselesi gündeme geldiğinde daha evvel de konuşmuştuk. Yakın tarihte 1200 civarında ve çoğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya koyulan ekonomik yaptırım ve ambargoların nasıl geri teptiği, aslında istenilen sonucu vermediği, karşı yaptırım mekanizmasını tetiklediği ortaya çıkmıştı. Ruslar daha evvel Kırım meselesi ve dolaylı olarak Gürcistan'dan, Gürcistan meselesinden bu işe şerbetliydiler. Ve başarılı bir şekilde bir replasman yaptılar. Özellikle Hindistan faktöründe devreye aldılar. Bu enerjiyi sağlamakla kalmıyorlar. Aynı zamanda sadece fosil şey olarak bakıyorlar. Yani sadece petrol, doğalgaz değil, aynı zamanda kömür de veriyorlar. Özellikle bütün bu son dönemlerdeki sıfır karbon vesaireye hilafına. Ama hiç kızamayız çünkü biliyorsunuz Ukrayna meselesi çıktıktan iki hafta sonra meşhur Tindemans, eski Belçika'dan, bu bütün karakter sahibi politikacılar Belçika'dan çıkar. Dünya Ödeme Merkezi falan, Swift Merkezi de oradadır. NATO oradadır. Yani Belçika böyle, yani hani ne çeşit bir dondurma deseniz, ne çeşidine yersen ye denir. Şeyde güzel bir söz var. Ben ÜELBİ'de hocalık yaptım. Adamlar derler ki, sonra geçenlerde de çıkmıştı birbirleriyle konuşurken, bir ıslak bez kadar çekici veya cazibelisin derler. Yani hani böyle köşede böyle bırakılmış bir ıslak bez parçası birisi. Yani, gri ülke derler. Yani ne oldu belli değil. Onun için şimdi dikkat ederseniz bu Avrupa'nın şeyini de hep oraya kurmuş Amerikalılar. Neden? Şimdi biraz psikoanalize bakalım. Deminki şeye müsaade ederseniz birkaç cümle söylemek isterim. Lütfen. Şimdi bu Amerikalılar şöyle derler. Ya biz sizi Nazilerin zulmünden kurtardık. Siz bizim atalarımızı buradan Allahsız falan filan diye kovmuştunuz. Bizler buraya kaçmış gelmişiz. Biz seneler sonra geldik, sizi Nazi zulmünden kurtardık. Ve sizi tekrar kalkındırdık. Ve ey Japonya ve Almanya, siz bu kadar sene niye bu kadar çabuk geliştiniz? Çünkü siz savunmaya harcama yapmadınız. Şimdi düşünün, Türkiye'nin savunma harcamaları minimalde olsaydı biz neler yapardık? Biz terörle mücadele etmeseydik, silahlanmaya ve savunmaya para harcamasaydık ne durumda olurduk? Bir düşünün bakalım. İsviçre örneğini düşünün. Bizi niye hep başka şeylerle meşgul ediyorlar? Kaynaklarımızı, maddi ve manevi kaynaklarımızı. Hocam bedel dedi ya. Yahu Çanakkale'yi kazanalım diye biz en prestijli dedelerimizi, zihinlerimizi, insanlarımızı kaybettik. Yedek subay savaşıdır. Sonra elde ne kaldıysa cumhuriyeti onunla kurmak zorunda kaldık. Yani şimdi bunları düşündüğünüz zaman, ha sonra ne oldu? Biz Çanakkale'yi geçirmediğimiz için komünistler iktidara geldi. Yoksa orada İngilizler geçmeseydi komünist ihtilal olmazdı. Böyle dünya tarihinde enteresan şeyler de olur. Ama şimdi Amerika diyor ki, arkadaş faturayı ödeme zamanı. Japonya, hadi bakalım öyle kolay, kimono mimono kolay. Ver bakalım paraları. Almanya, harca bakalım paraları. Almanların dünyası şaştı, görüyorsunuz. Ne askerleri var. 3 sene evvel Hannover'deydik, bir şey yayınladılar. Adamın 5 tane denizaltısı var, 4 tanesi çalışmıyor. Alman da ordusu berbat durumda. Hani panzerlerde bize şey yaptılar, leoparlarda hava attılar. Anlatabiliyor muyum? Kullanamazsınız. Yani kullanamazsın falan filan diye. Onun için öyle Dragnah Ost politikası falan. Şu anda Almanların Çinlilerle falan. Ukrayna'ya gönderiyorlar, evet, ayrı. İşbirliği yapacak hava şeyleri olmadığı gibi. Kendileri istedikleri için de gönderemediler. Gönderemediler. Yani söz hakları fazla olmadı. Aynen. Avrupa aslında Atlantik şeyine bir yerde bir şeydir de, yani kurtarıcı ve kurtarılan mentalitesini arkada düşünmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri büyük abi rolüyle bu işe girmiştir. Avrupa'da tabii sıradan bir coğrafya değil. Birikimiyle bedelini ağır mı ödetti ABD onlara, yoksa win-win miydi? Valla bedel tabii tartışılabilir. Karşılıklı win-win'dir. Çünkü neticede, hayır şunu düşünebilirsiniz. Mesela yani bunlar çok basit değil. Irak'a da abilik yapmaya gitti. Bedeli ağır oldu. Ha, onu demek o başka istiyorum. Ama Amerika için kazançlı oldu. Tamam. Yani, Avrupa firmasında, için win-win mi? Onu demek istiyorum. Yani Avrupa için win-win oldu mu? Evet, belki yok olmaktan kurtuldular. En azından belirli zümreler ayakta kaldılar.
Yoksa tamamen kökleri kazanacaktı. Ama netice itibariyle baktığınızda supranasyonel bir birliktelik oluştu. Evet, burada hocam da söyledi, biz analım, Jean Monnet'ler, şunlar bunlar. Ama bunların hepsinde Amerikan şeyi var. Yani NATO'lar, şunlar bunlar. Onun için demin söyledim. Brüksel'le onu kuran irade Amerikan iradesidir, Atlantik iradesidir. Dolayısıyla o açıdan bakıldığında maalesef Avrupa Birliği supranasyonel, uluslarüstü bir entite olarak, bir birliktelik olarak mefkuresini kaybetti. Esbab-ı mucibesine ihanet etti. Monet'in, o kurucu babaların, Monet başta olmak üzere, bütün o Avrupa'ya kaldıraç sağlayacak, o burjuvazi kültürünün, o günahlarından temizlenmiş eski kolonist olurken şimdi artık kültürüyle vesairesiyle farklı bir coğrafyaya, farklı bir profile gidecek Avrupa'nın önünü kesti. Çünkü genişlemeden hocam bahsetti, o pası ben alayım. Genişlemede bunlar kurucu değerlere ihanet ettiler. Bunun da özelliği şudur, ben her zaman söylüyorum. Dünyada bir gelişme olduğunda içerisinde Türkiye'nin ve Türklerin bulunmadığı bir gelişmeden bahsedemezsiniz. Doğrudan veya dolaylı. Onun için merkez olma, ülke olma stratejimiz doğrudur. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni oraya aldıkları anda zaten bu iş bitti. Çünkü herhangi bir politik tesanüt ve herhangi bir ekonomik refah düzeyi eşitliği sağlanmadan oraya girilmez. Tamam mı? Bunu inkar ettiler. Bunu inkar ve sağlayan da Fransa'dır. Fransa bunun önünü açtı. Fransa Macron'u görünce, şimdi tabii o yanıyor vesaire. Fransızlara bakarsanız onlar gayet normaldir. Bizde burada iki tane çöp kutusu, tabii iki tane çöp kutusu devrilse herkes ayağa kalkar, turistler gelmesin derler. Fransa'ya gidiyorsunuz. En son Sorbon'daydım. Adam birden böyle heyecanlandı, taksici ne oluyor falan filan dedi. Bir dakika falan dedi, hop önümüzde bir şeyler oldu. Yakıldı, bir tane motosiklet yaktılar. Adamın kafasını bir tanesini kırdılar. Ne oluyor falan filan dedik ya, yani ben. Protesto turizmi. Bilen, bu böyle dedi, hay Allah dedi. Adam küfürler etti falan, sağdan geçti. Yani Fransa'da olursa bir problem yok. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ama tabii adamlar bakın, bunu şunu şöyle yapıyorlar. Adam sorarsanız Fransızlar şöyle diyorlar. Sarı yelekler yolu kestiği zaman herkes işine gidemiyor ama... Bakın dikkat edin, İngiltere'de tren şeyleri grev yapıyorlar. Adam diyor ki benim hayatımı zorlaştırdı ama onların da grev yapma hürriyeti vardır diyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O bakımdan Fransa... Ama biliyorsunuz yasa çıkardı şimdi. Evet. İngiltere diyor ki siz böyle greve gider ve bu tür işleri hani geciktirirseniz işte size şunu yaparız, bunu yaparız. Olur ama yani orada da tabii şeyler... İngiltere farklı tabii farklı. Fransa'da. Yani mesela İngiltere son dönemlerde belki bu heyyuladan kendini kurtardı. Şimdi tekrar serbest ticaret anlaşması ve diğer şeylerle yol açıyor. Ama şunu söylemekte fayda var. Size şunu soracağım çünkü çok önemli. Şunu söyleyeyim. Demin hani hocanın anlattığı şey... 1950'lerde, 60'larda, hatta 70'lerin belirli bir kısmında. Bugün Çin nasıl? Çin'e gidiyorsun, tak Afrika'da nereye gitsen karşına çıkıyor. Oysa o zaman Rusya da öyleydi. Uluslararası Patrice Lumumba Üniversitesi'nde baktığın zaman her taraftan, dünyanın her yerinden insanlar giderdi. Asya yetiştirirlerdi Asya ve Afrika'dan. Ama mesela Türkiye'ye o açılma izin vermediler. Türkiye'ye gidildiği ama zaman... Türkiye NATO ülkesi. Tabii, işte. Gidildiği zaman darbe hocam oldu. Türkiye dedik ya, şu bir pencere açmak istiyorum. Peki. Şimdi küresel mali krizin tabii ki Türkiye'ye de etkileri var. Ama şöyle bir tabloya baktım ben. Hı-hı. Bunu hamaseten söylemiyorum. Hı-hı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu uluslararası ölçekte karşılaştırmak açısından, hı-hı, söylüyorum bunu. Şimdi tabloya bakınca Amerika'da, Avrupa'da bankalar batıyor. Bizde batan banka ben duymadım. Varsa siz söyleyin. Fransa emeklisine para böyle yetiştiremediği için emeklilik yaşını biliyorsunuz 64'e yükseltti. Biz 45 yaşında emekli ettik. Bir de onları ödedik. Bugün ödedik. Evet. Şu anda evet. Şu anda emekli maaşlarını da alamama diye bir durum. Hayır. Şu anda yok. Biz şu, ama ben bunlar mesela şu an için orada öyle. Hı hı. Yani şu an için perişanlar. Hı hı. Biz bu durum, yani aynı, hı hı, sistemin, hı hı, aynı deprem yarattığı bölgesinde, hı hı, olan insanlar olarak. Avrupa Birliği üyesi olan mesela Polonya'da çiftçiler yolları kesiyorlar. Hı hı.
Yani şimdi mesela Türkiye'de destek alamayan neredeyse hani kayıtlı olan, bir de çünkü o hikaye başka türlü, çiftçi yok. Şimdi bu karşılaştırmayı şundan söylüyorum. Bazen Sayın Cumhurbaşkanı da söylerdi ya, bizi teğet geçti. Hı-hı. Ya da işte onlar gibi sallama. Herhalde burada bir fark var. Yani sallamama nedenleri, evet. Kapitalizmin kurumları tam oturmadığından bir sürü nedeni olmuş olabilir. Ben küresel bu finansal kriz ve bu savaşların Türkiye'ye etkisinin, hı-hı, ne olabileceğini, hı-hı, ve ne yapılması gerektiğini soruyorum Türkiye size. Türkiye ekonomik olarak yükselen bir ekonomi klasmanındadır. Ama aynı zamanda dünyanın... Çok özür dilerim. Bir de biliyorsunuz Türkiye bu altın rezervi, hı-hı, yapıyor. Hani dolar değil, hı-hı, altın. Herhalde bunun da önemli bir şeyi olur. Evet, arkadaşlar bir şey söylediniz ama ben duymadım. Buyurun hocam. Evet. Yani netice itibariyle baktığınızda tabii ulusal zenginliği altın rezervi üzerinden tutmak farklı bakımlardan değerlendirilebilecek bir durumdur, bir tercihtir. Şunu vurgulamakta fayda var. Ekonomi büyük ölçüde algı yönetimidir, güven esasına dayalıdır. Dolayısıyla sizler de, bana göre daha genç hanımefendiler olarak, sizler de hatırlarsınız ki hep böyle Merkez Bankası ile ilgili haber yapıldığında kasalar açılır, kapaklar açılır ve altında, arkada altın külçeleri durur. İnsanların hakikaten böyle kasaları görmesi, kapakları görmesi ve altın üzerinden konuşulması bir güven esasıdır. Ama rezervler altında mı tutulmalı değil mi meselesi çok karmaşık bir konu. Farklı bir noktaya gelebilir ama bir baş parmak konuşuyorum. Ne kadar çok altınız varsa o kadar iyidir. Ha, ama zenginliği ne kadar altında, ne kadar tutulur, o ayrı bir konu. Ama şu anda Türkiye, anlaşılıyor ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son dönemlerde en çok altın rezervini güçlendiren kurumdur. Tabii ben altın konusunda altına merkez bankacılığıyla bireysel açıdan farklı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir de altının Türkiye ekonomisindeki algısı çok farklıdır. Bir Amerikalıyla, Amerika'nın mali politikalarıyla veya sokaktaki insanla Türkiye'deki mali politikalar ve sokaktaki insan altını farklı şekilde algılar. Biz yüzlerce yıllık Moğollar döneminden, büyük kaçkunluktan beri altına farklı anlam ifade etmiş bir geleneğin güvence temsilcileriyiz, evet, güvence olarak. Hatta sevgili hocam bilir, biz bu konuda tek ve orijinal ülke değiliz. Mesela biz dünyada altın fiyatlarını monitorize ederken veya onlarla ilgili öngörüleri ortaya koyarken Hindistan'da düğün sezonunu bakarız. Hatta bazı musonlara bakılır. Muson yağmuruna göre Hindistan'da düğün sezonu. Tabii. Çünkü Hindistan'da da gelenekler, görenekler vardır. Evet. Altın meselesi vardır. Kıymetli taşlar vesaire. Altının en büyük özelliği fare kemirmez, suda erimez, kağıt gibi yanıp bitmez. Doğada bozulmaz. Bir de tabii ortak coğrafyalarda öyle bir şeydir ki milletin geleceği kadındadır. Kadın en değerli varlıktır. Çünkü kadın olmazsa millet olmaz. Ben dolayısıyla son sözleri altını alayım da, hocam, uyarıyorlar. Tabii, dolayısıyla altınlarımızı da kadınlarımızın ziyneti olarak biz şey yapıyoruz. Çünkü kadınımıza sahip çıkamazsak altınımıza zaten sahip çıkamayız. O bakımdan şunu söyleyeyim. Tabii Türkiye belirli avantajlarını kullanmıştır. Ama şu gerçeği vurmakta fayda var. Türkiye iştahı yerinde bir toplumdur. Süratle tüketmeye, süratle büyümeye daha yakın durur. Tabii yükselen bir ekonomi olmak daha alınacak çok mesafe olmak demektir. Onun için Türkiye'nin örneğin en son işsizlik rakamlarında da gördük. %5-6 gibi büyüme hızlarına gitmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde öte tarafta %1'lik bir büyüme bizimle eşdeğer değildir. Çünkü elma ile armutu karşılaştırmış gibi olursunuz. Çünkü onlar çok daha büyük şeylerdir. Ama Türkiye daima büyümeye yakın duran bir iştahı, evet, açık bir ekonomidir. Sayın Erdoğan çünkü Urfa'da, evet, açılış yapacak hocam. O yüzden bir cümle alayım sizden, programı, evet, kapatacağım. Bir sürü şey konuştuk burada. Çok kutupluluk, işte düzen, uluslararası sistemin gidişatı şey vesaire. Konuşacak şey var. Bunlar da geçiş döneminin zenginlikleri. Bunlar üzerinde kafa yorma hali içerisindeyiz. Onunla beraber de tabii Türkiye'nin de sözünün olduğu ve sözünün, yani daha doğrusu bu reform isteğinin ne kadar haklı olduğunu gösteren de bir gidişat içerisinde uluslararası sistem. Peki, çok teşekkür ediyorum. İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz, harika bir sohbetti. Teşekkürler. Sağ olun. Gelecek hafta buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.